nasıl çalışıyor? Doğduğum zaman annemi kaybettim. Annemin yapılan büyüden. Beni anneannem dışları meşgulmuş. O zamanı yakarak öldürmüşler. Yakarak? Rahmaniye'de zarar verilmezler. Ha, buraya gelecekler. Evet, dokum da var ya. Çok muhteşem bir şey. Bakma beni ama. Ben. Ne haber, nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsun? Özel aile danışmanlığı yapıyorum. Ne gibi bir danışmanlık? Yani yüz analizi yapıyorum. İnsanlar... Makyaj falan mı? Nasıl söylesem, insanlar zihnini okuyabiliyorum. Hissedebiliyorum, hislerim kuvvetli. Şey, fal. Falcısınız yani. Ya, fal peki. Bakıyorsun. Ya öyle, şimdi diyeyim, bu sefer korkarsınız zannedersiniz. Falcı nereden? Yok, benim hiçbir şeyden korkum yok da ciddi anlamda fal mı bakıyorsun? Falcı mısın yani? Ya falcı demeydim de biyoloji uzmanıyım. Kimlerin falcılığını yapıyorsun eğer özel değilse? Şimdi özel bir tanınmış bir isme gidiyorum. Hani öyle mi? Dışını dökeceğim. Onun evine mi gidiyor şu an? Evet. Bakalım kimmiş. Evet, ondan sonra bakım yapıyorum, kurşun döküyorum, kolay yapıyorum. Ama kurşun da döküyorsun? Evet. Ama herkes yani müsaade etmiyor bu arada hani. Zaten müsaade edenleri sayfamda paylaşıyorum. Gerçekten falcı mısın? Senin tabirinle analizci misin? Evet. Nasıl fallar bakıyorsun? Kahve falı falan mı? Her türlü bakıyorum. Genel olarak yüz analizi yapıyorum ama tarot, kahve... Ne analizi? Yüz mü? Evet. O nasıl oluyor? Yani insanın yüzüne bakarak analiz ediyorum. Beyinlerini okuyabiliyorum. Mesela benim şimdi beynimi okuyabilir misin? Düşünmem lazım. Şimdi sizi tanımıyorum. Hani... Zaten tanımıyorsan böyle bir şey yapmış olabilmen lazım. Eğer benim her şeyimi biliyorsan zaten ben de yaparım onu. Ben şimdi seni tanıyor olsam her şeyi söylerim. Ben çok fazla inancım yok. Ben özel danışmanlık yapıyorum. Benim çalışmalarım çok yani yüksek. O yüzden hatta ispat edebilirim. Yüksek derken? Maddi olarak mı? Evet. 100 bin 1 milyon arası çalışıyorum. Bir fal bakmaya 100 bin TL ile 1 milyon TL. Hayır, fal bakmak farklı olay. Ama tamam. İşlemlerinde öyle, çalışmalarımda öyle. Tamam, ne yapıyorsun da 1 milyon TL ücret talep ediyorsun? Yani ne yapıyorum? Kişiler üzerinde şifalandırma yapıyorum. Biyoloji seanslarla, esmalarla, Kur'an'la. Üzerlerinde büyü, sihir, nazar varsa, musallat hastalar var. Onları üzerindeki sıkıntıları alıyorum. Bunlar çalışmalar yapıyorum. Yani cinleri kovuyorsun falan. Şimdi benim mesela bana bakarak fal bakabilir misin? Merak ettim şu an. Bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. İnanırsınsa bakarım. Yani kalkıp dalga geçeceksinse. Yok ben. Şey yapma. Ben herkesin bak emin ol. Normalde ben herkese bakmıyorum. Ama merak ettim sadece. Hiç de falıma baktırmadım yani. Yani benim bir falıma bakma gibi bir şansım var mı? Eğer seni rahatsız etmeyecekse. Ben bir şey söylemek istiyorum başlangıçta. Şu benim kamera. Şu an burayı çekiyor. Kayıt altında yani. Bu 24 saat kayıt altında. Kendi güvenliğim amaçlı ben buraya koydum kamerayı. Aynı zamanda da böyle işte alışılmamış tuhaf olaylar veya herhangi güzel bir olay veya işte kötü bir olay veya işte normal bir olay geçtiğinde sosyal medya hesaplarında paylaşıyorum. Kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Eğer senin içinde bir problem olmayacaksa ben bu videoyu da sosyal medyamda hatta paylaşmak istiyorum. Hesabımı yani gösterebilirim istersen bak. Bir saniye. Şöyle bu benim hesabım. 590 bin takipçim var. Hani o yüzden eğer ki böyle bir şey yapmak istersen ben şimdi sağa da çekeceğim hatta. Orada bir falıma bak istiyorum. Biz giderken yol bitmeden. Uzun sürmüyor değil mi? Şok oldum. Neye düştüğümü şaşırdım. Gerçekten. Ya bir şey değil. YouTube kanalında da paylaşılacak. Gayet de güzel bir içerik. Sen benim bir falıma bak. Ama kahve falan yok. Yok. Yani kahve falanına gerek yok. Düğün zamanızı yapıyorum. Gerçekten de burada çıldırmayacaksın. Burada hazırsınsa yani öyle şeyler anlatıyorum ki yani birebir nokta atış. Bu arada ben senin bakım yapacağım yani bunu kamerada çekecek mi yani? Bakım? Yani yüz analizi yapacağım ya hani. Yani bunu da kamera gerçekten çekecek mi? Gerçekten şu an çekiyor. Yani sen müsaade ediyor musun hani bunun? Ben kendim çekiyorum zaten. Benim öyle bir korkum falan yok. Hiç sıkıntı yok yani. Sen peki. Yani siz bunu bildiğin, hatta şunu da kapatacağım ki sesimiz net olarak kameraya gitsin. Arkadaşlar bunların hepsi sizin için. Allah bilir birazdan nasıl edeceğim bana. Nasıl oluyor? Ne yaptın? El falı mı? Hani nasıl? Yüz analiz yapıyorum. Şu anda gördüğün gibi senin ne kendi ismini sormuyorum. Direkt size bakarak ayrıca ben bir takım varlıklardan da destek alıyorum. Cinlerden. Evet. Cam açayım mı? Gerek yok. Ben zaten ondan sıra bakma. Ben burada... biraz gülebilirim, şey yapabilirim ama lütfen bunu saygısızlık olarak kabul etme. Burada izleyen arkadaşlar da bunu böyle kabul etmesin. Benim kendi inancımla ilgili bir şey. Ben hani inanmadığım için fal işlerine falan ama bu sana saygı duymadığım anlamına kesinlikle ve kesinlikle gelmiyor. Tamamen sana odaklanacağım ama arada bir gülebilirim yani veya strese girebilirim bilmiyorum. Ama
şu anda benim bakımım kesinlikle bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü bu seans ciddi bir seanstır. Ben size odaklandığım zaman varlıklar da geliyor. Varlıklar, başka alemlerle çalışıyorum. Onlar rahmaniyede zarar vermezler. Ha, buraya gelecekler. Evet, ben de haber bekliyorlar. Odaklanmam gerekiyor. Onların gelmesini bekliyorum. Kemeri çıkartayım, çıkartabilir miyim yani? Yok, ciddi anlamda söylüyorum ben biraz. Şeydir, zararı yoktur. Bunlar benim yönetmenle alakadar bir şeydir. Şimdi hazır mısınız söyleyeceğim. Ben her türlü hazırım, sıkıntı yok. Şu anda senden ricam. Tamam, başlamadan bir şey söyleyebilir miyim? Gözlerin zaten bir tuhaf. O yüzden bir kameraya bakmanı istiyorum hani. İnsanların görmesi açısından. Neden biraz... yani o kadar korkunç mu? Korkunç değil, biraz insanın böyle bir ürpertiyor aslında, açık söyleyeyim. Neyse yani konumuzu... Doğuştan giren bir ilim bu. Yani bana genelde ya da insan ya da varlık değerler. Çünkü ben doğduğum zaman annemi kaybettim. Annemin yapılan büyüden, hatta benim sayfamda da bunu paylaşmışım. Beni anneannem dişleri meşgulmuş. O zamanı yakarak öldürmüşler. Yani yakarak? Evet. Yani fazla üzerime girmek istemiyorum. Çok bu işler zaten çok tehlikeli. Bu işe girdiğinde çıkamıyorsun. Beni annem, yani bunu ben videoda paylaşmışım. Normalde bu benim üzerimde kesinlikle yıllarca okuda insana istediler, paylaş bizle, yaşadıklarını anlat. Bir başka bir olaydır. Onu artık çok yakın sana gördüğüm için anlatıyorum ama tabii ki de zaten sayfamda tamam, izlediğiniz zaman... Tamam, anlatmak istemezsen anlatma, biz de korkmak bizim... istemiyorum. Yani yok, şunu demek istemiyorum ki hani şunlar var, bunlar gerçektir yani. Şimdi konumuza geçelim. Fazla zaman yok çünkü danışmanı da bekliyor. Şimdi efendim, senden şu anda ismini almadım. Kendi ismini de bilmiyorum. Biraz önce söylediniz ama benim aklımda kalmadı. Çünkü konudan sürekli konuya kaçtık. Söyleyeyim istersen, isim problem değil yani. Yok, söylemenize gerek yoktu. Çünkü benim varlıklarım tamam. Zaten her şeyi tahmin ediyor. Şimdi... Buradalar mı şu an? Evet, şu anda yavaş yavaş geliyorum. Birkaç tanesi buradadır. Değerler yok çünkü çoklar, onlar fazla. Hepsinin kendi görevi vardı. Görev veriyorum. Hastalarıma giriyorlar, danışmanlarıma temizliyorlar, çalışmıyorum. Çünkü ben Amerika, Almanya, bütün ülkeler çalışıyorum. Ya oraya her sürekli gidip giremiyorum. Arada sırada muhakkak yurt dışında oluyorum danışmanlar yanında ama her gün değil. Oraya varlıklarımı gönderiyorum, danışmanlarımı gönderiyor. Gidiyorlar, temizliyorlar. Geliyorlar, hizmetin emrimde oluyorlar. Şu anda da sana baktığımda ne görüyorum? Aileme yapılan bir görüyorum. Aileme? Evet, kendi öz aileme. Çekirdek akrabana aile. Akrabana değil. Ha. Sadece öz ailene. Yani anne baba olur ya, kardeş olur, aile olur. Öyle. Tamam. Ailene yapılan büyü var. Ve sen kan bağı, çocuklar kan bağı olduğu için aileden, aileye yapılan büyüden etkilenir. Nasıl etkilenir? Üzerinde o ağırlık etkilenir. Nasıl kısmetini etkilenir? Olacak işleri ters gider. Olacak işleri iptal olunur. Nasıl kısmetini engeller? Hayatına giren insanlar sürekli girip çıkar. Hani birini sever, evlenmek ister. Hep sürekli yani olmuyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim biraz önce. Hani dedin ya, aklıma takıldı ki sakın beni başkalarına karıştırma diyorsun. Yani sürekli olan şeyler anlatıyorlar. Hı hı, hı. Ama bir insanda zaten sürekli aynı şeyi yaşayamaz. Büyü varsa insanın ailesinde veya kendinde. Ben sana doğru konuşuyorum. Senin ailene yapılan büyü var ve sen ailene yapılan büyüyle üzerinde çocuklar kamba olduğu için ailene yapılan büyünün üzerinde o ağırlık kalıyor. Ağırlık var yani. Büyü ağırlığı görüyorum. Sehir var, nazar var. Bu arada maşallah, seni birden kesmek istemiyorum. Maşallah bakımlı, yeşil gözlü, bankin gibi bir adamsınız. İstem dışınızsız herkesin nazarına gelirsiniz. Nazar farklıdır. Nazar bazen büyüden de kötüdür. Bilmiyorum hani buna inanmıyorsunuz ama ne kadar inanıyorsun inanmıyorsun bilmiyorum. Saygı ortada diyorum. Gibi nazara ortada gibi bir şeyim ama hani fal olayına çok fazla. Şimdi ben benim de, analizimi merak ediyorum. Ben şimdi bir büyü var dediniz. Söylerken bile yüzümün halini görüyorsunuz. Ne hale geldim. Evet, bir terliyorsun. Ben biraz o gözlerine de baktığımda iyice ben... O çünkü hem bu biri şu an cama vursa ben kalkacağım. Ağırlıkta aldığım zaman istedim. Ellerim terlemeye başladı şu anda. Ellerim halini görüyorsunuz. Ellerim nasıl esniyor. Bak şu anda elim nasıl titriyor. Titriyor da. Bunlar hem insanlardan aldığım ağırlıklardır. Negatif enerjilerdir. Bunları söylememeye çalıştım. Çünkü söylediklerimi insan, hani Einstein bir sözü vardır. Ağzınızdan çıktığında diyor, dikkat edin. Onu yaşıyorsunuz. Gerçektir. Evrene inanıyorum. Rakamlara inanıyorum. Yönerjiye inanıyorum. İnsana yönerjisi ağırlığına inanıyorum. Bunları sonra konuşacağız ama evet. Bir benim şeyi bitirelim mi? Ben merak ettim şu an. Ailemde kimde olduğu belli mi? Veya kim yaptı? Sizin hanenize yapılmış. Akrabanız tarafından ailenize yapılan büyü var. O büyünün sizler çocuklar ailesinin kan bağı olduğu için o aileden büyük yani ağırlık alıyorsunuz. Ya anneme ya babama yapılmış. Sizin ve sizi çok seven bir yabancı kadın tarafından da yapılan size haç gördüm. Haç işareti gördüm. Size yapılan papaz büyüsü var. Hani bu adam beni sevsin, beni bırakmasın diye. Yabancı bir kadın tarafından? Başka kadınların da gözyaşını ondan sonra gözyaşını görüyorum. Ayrıca gözyaşını görüyorum. Ahını görüyorum. Bilemiyorum.
belki o insan sen istemiştir, sen istememişsindir. Erkeklere yanlış anlayabiliriz, dobra konuşacağım. Güven olmaz. Yani umut vermişsin, umutlanmışsın. Ben birini üzmüşüm. Evet. Biraz benim Türkçe mükemmel değil ama işte elimden geldiği kadar anlayabiliyorsunuz. Hanenizde büyü var. Büyüden dolayı sizin üzerinde büyü sehri nazar ağırlığı gözüküyor. Bir de çevrenizden çok nazar alıyorsunuz. Ondan sonra ikinci sevdiğiniz kadın tarafından başınızda böyle bir olay var. Yapılan büyü var. O insan şu anda aranızda mesafe var. Ama ileride konuşmak ihtimali de var. Sizin bir tane değil, birkaç tane, en az bir üç tane çok teklifler görüyorum yurt dışından. Gel işte şunu yapalım, bunu yapalım ama çoğusu boştur, hikayedir. Hani gidersin ya gözükür ya hiç gözükmez, seni ortada bırakırlar. Bu bir gerçek. Bu kamera şimdi demiyorum. Ben cevap verebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Şimdiye kadar ki hiçbirine çok fazla inancım olmadı ama şu lafım beni şu an yurt dışından gelen çok fazla teklif var. Evet, teklif var ama bir, iki ve birkaç iş olmak ihtimali var. Birkaç işin. Yani 10 tane işten birkaç işin. Çünkü günümüzde zaten biliyorsunuz. Herkesi her şirket davet ediyor. Tam bir şeydir. İşin şeyine geldiğinde ne olur? Kimse piyasada olmaz. Peki ben ne zaman evleneceğim? Ben ne zaman evleneceğim ya? Hani bunları söyleyebiliyor musun? Bilmiyorum hani. Merak ettim şu an. Şöyle söyleyeyim. Aslında çok maşallah zeki akıllı bir insansın. Teşekkür ederim. Normalde ben dobra bir insanım. Yanlışına davet ederek söyleyeyim. Zeki akıllı insanlar kolay kolay hata yapmamaya çalışır. Kendinden önce durmaya çalışır. Güçlü olmaya çalışır, düzenini kurmaya çalışır. O zaman evliliği düşünür yani. Hani şu anda sizin amacınız düzeninizi kurarsınız. Kimseye mahcup mağdur durumda bırakmak istemiyorsunuz. Düzeninizi kurup öyle bir evlilik yapmak istiyorsunuz. Sizin de hani düşüncenize karşınıza gelen her kadın öyle olmuyor. Veyahut da olduğu zaman da herkesin bir zayıf noktası vardır. Eksikler vardı. Ayrıca bunlar da etkiliyor. Ayrıca sizin ailenize olan büyü sehir de etkiliyor. Nazar da etkiliyor. Dilerseniz danışmanımdan sonra zamanınız varsa beklersiniz de size kurşun da dökerim. Kurşun döktüğüm zaman da size bir özel bir bakım. Kurşun ne oluyor yani? Kurşun döktüğüm zaman ayetleriyle dualarla okuyarak kurşun döküyorum. Kişinin üzerindeki nazar sehir büyü var. Yukarı alıyorum. Temizliyorum. Peki ya tam tersine bana büyü yaparsan? Yok. Allah korusun. Neden? Benim işlemlerim zaten 100 milyon arasıdır. Ben o paraya çalışan bir insan herkese yapma etmemde sana ya. Yapayım, neden yapayım? Yani şurada demek istiyorsun yakışıklı adamım, işte gözlerim yaşıyor. Belki beni kendine aşık edersin. Yok, size bir şey söyleyeyim ki ben zaten benim sayfamda size gösteririm. Yani böyle şey göstermeye de ispat etmek zorunda değilim. Hı hı. Bana dünyanın şeyhleri yazıyor. Ben hatta bir sene önce zaten Arabistan'da şeyhine nişanlandım yani. Evlilik teklifi aldım, paylaştım. Ben bile evlendim o adamla ya. Sen nasıl evlendin? Vallahi bana her gün altınlarını çekerler. Erkek halimle evlenirim. Neler yani, ben paylaşımlar da yapmışım hatta sayfamda. Benim sayfamda takip ettim neler yapıyorum. Ama ben her şey para değil. Her şey para değil. Ben biraz şimdi etkilendim hani. Aslında gözlerim hani bir çok özür dileyerek hani dediğim gibi ben biraz işin şaka tarafına geçmek istiyorum ama biraz şeytani gözlerim var yani böyle çok bir terledim merledim. Benim terlemem gerekiyorsa sen terledin, ben kendim ben biraz etkilendim. Ben o insanda o negatif enerji aldığım zaman, bakım yaptığım zaman ellerim yanıyor. Bilmiyorum, şu an beni stresli yani soktan. Vücudum yanıyor, neden dersiniz? O bakım yaptığım zaman ondaki negatif siyah enerjiyi alıyorum. Ben de şu anda size pozitif enerji geliyor. Sizin şu anda ben... Ne pozitifi? Ben stresten şu an şey olacağım yani, sıkıntıya gidiyor. Farklı biraz girildiniz de yani korkunç bir insan değilim. Çok şükür beni tanıyan tanıyor. Tabii bazen insanlar diyor ki hocam sizden korkulur yani mesafe koyuyoruz işte şöyle olur. Gerçekten o kadar da korkunç bir insan değilim. Normalde kimseyle bu kadar samimi şey yapmam da konuşuyorum. Yok, çok teşekkür ederim. Dolayı, samimi gördüğümden dolayı. Teşekkür ederim ama ben... Bir erkekle kolay kolay şeydir bu kadar... Konuşmam, bakım yapmam. Online çalışıyorum ben. Çok nadir isimli kişilerle. Peki art niyeti görebiliyor musun? Hani insanların içindeki art niyet var mı yok mu? Ya açık bir şey konuşmak istiyorum. Yanlış anlamazsınız. Biraz çapkınlık da var sizde. Sana karşı böyle bir şey mi oldu mu? Yuh estağfurullah. Bana karşı değil yani. Tüh estağfurullah. Yani bilmiyorum. Belki muhakkak herkesin içinde bir şey var. İlla ki yani. Hani... O kadar da olsun ama ben kesinlikle benim müşterilerime karşı asla bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Olmaz da. Yuh estağfurullah yani. Ben sana karşı hele ki hiç yani. Elhamdülillah ben öyle korkarım bir şeydir. Çarparsın. Ya zaten ondan dolayı kimse bana yaklaşmıyor ki aman bu kızın yanlış bir şey mi yapar falan diye. Galiba siz bakıyorum çok gerildiniz. Strese girdiniz. Haliyle. Yani yanlış anlamazsınızsa size böyle aslında misafirliğe gidiyorum. Misafire götürüyordum. Yanlış anlamazsınızsa böyle bir şey yapıyorum. Hani böyle diyorlar ya tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Ne bu? Yani bak yanınızda açıyorum ha, yanlış anlamayın, herhangi bir şeydir hani. Bakabilir miyim? Tabii ki de bakabilirsiniz. Herhangi bir okuma falan yok yani, sihir falan yok. Turko baba. Evet. Lokum.
Evet şu anda yani açara şey yapacağım. Aa, bu arada açmak için ya şey hadi, var tatlı mı? Yiyelim tatlı konuşalım. Evet, üstüne evet. Okuyup üflemedin değil mi? Yok yok yok. Hani gördüğünüz gibi şu anda kapalı. Herhangi şeydir. Yanınızda şu anda açıyorum. Siz de kendiniz şarkı. Arkadaşlar lokum yiyeceğiz. Açıyorsunuz. Ben de misafirliğe normalde bazen böyle fazladan götürürüm ki oluyor insanlık halinde. Herkesin nasıl kısmeti baktım çok gerildiniz. E tabii ben de birilerinden 1 yanlış milyon. Yanlış anlamayın diye. Hani yani şimdi korkuyorum başınıza bir şey gelse benden bileceksiniz Allah yok, korusun. Ben öyle şeyler dediğim gibi hani ha. Çok fazla inancım. Tam biraz böyle, strese girdim ama. Şimdi. Hani zaten kendinizi bu tür şeyle çok fazla da kaptırmamanız lazım. Var böyle şeyler. Dilerseniz ben ikram edeceğim. Yanlış anlamazsınız. Buyurun. Gitmiş bir de Turko babadan lokum almış. Evet ya çünkü çok severim. Herkes yani bakıyorum tarz şeyler alıp yiyor. Bu arada okusam verirsem şifa niyetine yanınızda. Şifa niyetine yani gerçekten. Arkadaşlar. Şu anda kötü niyetle bilmiyorum. Allah'ım ağrısınız. Üzerinizde çok ağırlık gördüğüm için. Var. Yani var, yemin ederim size şu anda yapıyorum. Vücudum komple su. O camları ağrısı. Kapattım o yüzdendir. Hayır negatif enerji alıyorum. Yani ben birini okuduğum zaman sürekli elimi suyla yıkarım. Ve okşaya su da veririm okuduğum zaman. Onun üzerindeki ağrı kalsın. Şu anda ben tatlıyı okumak sebebim. O senin üzerindeki ağırlıklar kalksın yani. Şifa olsun. Korkmayın yani güvenebilirsiniz. Turko baba yaktın bizi Turko baba. Hangisini şeydir beğeniyorsun son mu? Valla bu lokum da var ya çok muhteşem bir şey. Yani ben normalde şekerden çay içmem. Lokumu çok severim. Özellikle baksanıza içerisinde her şey yani ölmek için söylemiyorum. Afiyet olsun. Bu da artık başka danışmanlarımın şifa olsun. Şimdi şekerlendi. Şifa olsun. Baktım çok gerildiniz. Yani kusura bakmayın ben bu kadar kimseye bu kadar... Sen bunun üstüne okunca ben daha çok gerildim. Kimseye bu kadar samimi olmam. Bu kadar yani ikram da yapmam da yani. Yanlış anlamayın şimdi. Şifa olsun. Allah yardımcınız olsun. Gerçekten tek sizin için de çok insanların vesile oldu. Hayatta her şey güzel yerlere gelmek için. Valla lokum için çok teşekkür ederim. Umarım başıma bir iş gelmez. Kurşun peki döktürme olayı falan dedin hani. Bir anlamda yaparsan eğer bunu da çekime almak isterim. Böyle şimdi danışmanım az kalmış ona. Tamam şey şimdi hemen zaten bitti herhalde ha. Benim şey. Evet, bu evet, seans. Aynen. Şimdi seni bırakayım ondan sonra dönüşte evet. Eğer ki numaranı alayım eğer sorun olmayacaksa. Ondan sonra zaten gelirim. Nereye geleceğim? Ofisimiz var. Ofis var bir de. Evet tabii ki de. En az 5 tane ofisimiz var yani. Öyle mi? Şirket olarak çalışıyorsunuz. Yok ya öyle değil mi? Şimdi millet beni yanlış anlamasın. Şöyle anlatayım size. Ben orası özel kişiler için. Ya bu sizin şahsi. Oraya girmek istemiyorum o zaman. Ha, ben geleyim ofise. Bir bakalım ne oluyor. Tamam yani orası benim özel ofisimdir. Tamam, oraya özel kişiler alıyorum. Ben size ne zaman işiniz biter tahmini? Bir saat sürer. Tamam ben bir saat sonra sizi bıraktığım yerden alayım. Ondan sonra tekrardan şimdi kamerayı tekrar kapatacağım. Arkadaşlar merhabalar. Dün Gülnare Hanım'ın ofisine geldim. Burada şimdi bir kurşun falan döktüreceğim. Hayatımda ilk defa yapıyorum. Sağ olsun kendisi de çekimi kabul etti zaten. Az önce izlediniz. Yaklaşık 2 saat, 1 saat demişti ama maalesef 2 saat geçti şu an arada. Daha yeni gelebildik. Ofisine geldim. Bakalım nerede olacak. Birazdan hep birlikte göreceğiz. Ben biraz tırsıyorum aslında ama Allah'tan insanlar var burada. Bir şekilde çekimi yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi Gülnare bir para atmamı istedi. Bir de anahtar atmamı istedi şuraya. Bunlar ne için kısa bir şekilde bana söylersen? Paranızın koymasının sebebi paranıza rızkınıza olan engeller nazar nefis günümüzde. Para kazanıyoruz ama bir tür bereketini göremiyoruz. Bu da nazarla alakalı olan bir şey konudur. İkinci de anahtar evimizde halimiz üzerinde ağırlık olur. Gittiğimiz zaman kendimizi çok yorgun ağırlık hissediyoruz. O yüzden evdeki olan ağırlıktan dolayıdır. Negatif kötü enerjileri şu anda kuşunu eritiyoruz gördüğünüz gibi. Kuşunu eriteceğiz. Erittikten sonra size dökeceğiz. İnşallah ben şu kuşun... yakmam bir yerimi. Çünkü gördüğünüz gibi ben birine kurşun döktüğüm zaman elimi yaktım, mahvettim. Şu kurşun benim üzerime mi dökülecek yani? Tabii ki de. Size kurşun dökeceğiz. Ondan sonra burada bakacağız. Siz de göreceksiniz. Bakalım bu kurşun döküldüğü zaman anahtarın üzerinde mi daha çok fazla mı var yoksa paranın üzerinde. Hangisinde daha çok varsa demek ki orada daha çok ağırlık vardır. Diğer Harbis. Tarafa dökerlerse demek ki size daha çok sıkıntı vardır. Bu şekilde 3 kere dökeceğiz. Arttırdığı zaman korkmuyorsunuz. Gözünüzü açık tutuyorsunuz. Bildiğiniz dualar varsa okuyorsunuz. Biz o duaları okuyarak o şekilde kurşunu dökeceğiz yani. Tamam, hadi hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Şu an dua okuyor arkadaşlar. İnşallah başımıza bir iş açmıyoruzdur ama işler oluyor orada ama bilmiyorum.
Ardırım ama beni yakarsan çok büyük sıkıntı olur. Yakma beni ama ha. Bak, işi şakası yok. Sen gözünü kapatmadın umarım. Hayır, kapatmadım. Üzerine su döküldü. Evet. Bak bakın nasıl kurşun paranızın üzerinde var. Para kazanıyorsunuz, bereketini görüyorsunuz. Şunu üzerinde de şu anda sıkıntı var. Şu an bitti mi? Bakıp gösterebilirsin. Bu kadar mı? Daha devam edecek, devamı var. İki kere birleştik o zaman. Arkadaşlar şu an kurşun paranın üzerinde durdu. Yani paranın üzerinde de var, kenarda da var. O senin üzerinde de var, paranın üzerinde dökülmüş. Birazcık da evin üzerinde var. Yani ne oluyor şu an, ne anlama geliyor? Ne olur? Parasız mı kaldım şu an? Üzerinizde de çok ağırlık var. Para kazanıyorsunuz, paranızın bereketi yok. Bir de alacaklarınız var diye biliyorsunuz. Üzerinizde çok ağırlıklı nazar var. Nazar var, para yok, ev yok, araba yok. Neden öyle yok diyorsunuz? Çok şükür. Sen dedin, ben demedim. Para var, paranın bereketi yok. Ben o su üstüme, üzerime su gelince ben sandım kurşun geldi. Hayır. Göz çıkmış arkadaşlar. Bir daha mı yapacaksın? Tabii, en azı 3 kere yapılır. Senin bileceğin bir şey, benim canımı kurtar. Tamam, bence yeterli. Ha, öyle mi? Normalde yani 3 kere dökülürken ağzından üstündeki sıkıntılar kalsın. Bence yeterli ya. Üzerimdeki bütün sıkıntılar şu an gitti. Korkudan gitti zaten. Ne kadar komik. O şey patlayınca oldu ya, birinin gözü çıktı orada. Geriye 2 kişi kaldı, onlar da biraz kalsın. Gözü olanın gözü çıkaracağız burada. İşi ben dalgaya vuruyorum ama başımıza ne geliyor? Ben ciddi anlamda teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle öyle bir şeye izin verdiğin için, böyle bir çekime izin verdiğin için, beni ofisinde ağırladığın için. Sen de bir şey söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Yani. Ben de memnun oldum. Rabbim şifa versin. Abi. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.